Kahramanmaraş'ta etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen sel felaketinde vatandaşlar sele kapılırken araçlar selin şiddetiyle sürüklendi. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı ve 3 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen sel felaketinin ardından Kahramanmaraş Valiliği kriz masası oluşturdu. Araba gidiyor. Valilikte düzenlenen toplantıya Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Kurum Amirleri ve yetkililer katıldı. Sel felaketinde yaşanan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili gerekli görüşmeler yapıldı. Toplantının ardından Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Aksu Haber'e sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Biz olayı haber alır almaz, daha doğrusu olaydan önce, bu vefat olayından önce yağışın yoğunluğunu müşahede eder etmez hızlı bir şekilde kriz yönetim merkezini topladık. Bizim bütün ilgili birimlere talimatlandırdık. Belediyemizde afet ekipleriyle emniyetimiz zaten alanda. Bütün mahallelerde nerede ne yağış var, ne kadar risk var, onların tespiti bizim kriz merkezine bildirdi. Kriz merkezi de bütün unsurlarımızı bu alanlara yönlendirip vatandaşımızın can güvenliğini başta sağlamak üzere, daha sonra da olay sakinleştikten sonra, yağış bittikten sonra hasar tespitine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda da öncelikli olarak vefat eden kardeşlerimiz ve onların yakınları, onlarla ilgili sosyal hizmetler olsun, belediyemiz olsun, diğer birimlerimizle beraber komşu apartmanda riske maruz kalan insanlarla beraber olmak üzere 18 ailemiz var. 18 aileyle ilgili, 18 evle ilgili tahliye kararını aldırdık. Bu ailelerimizin bazıları kendi akrabalarının yanına yetiştirdi. Aynı zamanda biz kamu olarak da bunlara yer ayırdık misafirhanelerden. Özkan konuşmasının devamında devletin tüm kurumlarının vatandaşın mağduriyetini gidermek adına çaba gösterdiğini belirtti. Bu konuların hem tespiti hem tarifi hem ilgili mevzuatı çerçevesinde vatandaşlarımızın yanında devletimiz, bütün kurumlarımız bugün de sabaha kadar belediyemizin ekipleri başta olmak üzere AFAD'tır, defterdarlıktır, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın temsilcileridir, aile sosyal politikalardır. 24 saat vatandaşlarımızla beraber emniyetimiz, güvenlik birimlerimiz zaten normal zamanlarda da 24 saat şehrimizin hizmetinde. Ama bugün son derece olağanüstü bir fedakarlık gösterdiler yine polisimiz de alanda. Bu vesileyle çalışan bütün arkadaşlara da ben teşekkür ediyorum. Vali Özkan açıklamasında son olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın arayarak konu hakkında detaylı bilgi aldığını ve sel felaketinde hayatını kaybeden aileye her türlü desteğin verileceğini söylediğini ifade etti. Bugün Sayın Başbakanımız olayı duyar duymaz vefat eden 3 kardeşimizle ilgili taziye dileklerini beni arayarak taziye dileklerini bildirdiler. Başsağlığı dileklerini bildirdiler. Aileyle ilgili ne yapılması gerekiyorsa bize talimatları oldular. Bunu da bu vesileyle Kahramanmaraş kamuoyuyla sizler Aksu TV vasıtasıyla paylaşmış olayım.